İyi akşamlar. Şu anki inceleme konumuz Sanko pazarlama. Sanko pazarlama hissesi görüldüğü gibi hedefini yapmış, kanalın en zirvelerine dokunmuş. Tabi orayı kıramadığı için aşağı getirilmiş. Zaten şu an için farklı bir hedeften bahsetmek mümkün değil. Muhtemelen bu kanalı kuracak zaten. Hisse ne yapıyor? Hisse şu an ana kanaldan uzaklaşmış. Şu an girdiği kanal hissenin aslında bu kanal. Bakın buradaki kanalda uzunca bir süre oyalanmış. Aşağı yukarı hareketleri ne kadarlık bir farkla? Bakalım hemen ölçelim oraları. Ciddi bir fark var arkadaşlar ya. %40'lık bir fark var. %40 aşağı, %40 yukarı. Hatta %50'leri de bulmuş. Yani o potansiyelde bu kanalı korumuş. Aşağı yukarı hareketlerle sürdürmüş ama şimdi ne yapmış? Şimdi kritik bir noktada işte. Niye kritik bir noktada? Çünkü artık şu an bulunduğu kanalın altında kalmış. Bu altında kalmaya devam ederse aşağı yukarı atamazsa, yukarıdaki kanala atamazsa aşağıdaki desteklerini görme potansiyeli artıyor. Bakın şöyle olduğu gibi getirebilirler. Hemen yukarı atması lazım. Şu anda kritik yerde kaldığı nokta işte burası. Bakın tam desteğinin dibinin altında kalmış. Hemen altında. Burada yukarı çıkamazsa sıkıntı oluşturursa kendine direnç olursa bu desteği problem aşağı gelir. Bizim takip edeceğimiz özellikle bayramdan sonra bu hisse sahibi takipçilerimin takip edeceği nokta şu andaki bulunduğu konumun yani 9.36 konumunun üzerine atabilecek mi? Üzerinde kalabilecek mi? Üzerinde kalırsa sıkıntı yok. Problem değil. Şu andaki bulunduğu kanala şu an yıllardır bulunduğu kanala diyeceğim daha doğrusu atmış olacak ama bakın yıllardır bulunduğu kanala şu an altında kalmış. Bakın. Çok nadiren altında kaldı olmuş. Bir kere kalmış. O da toplamış hemen. Ama şu an altında arkadaşlar. Şu an altında. Toplama falan da yok. Eğer üstüne atamazsa pazartesi günü bakın. Kırmızı kırmızı devam ederse maalesef ki şu aşağıdaki desteklerini görme ihtimali söz konusu olabilir. Ama üzerine atarsa yani üzerinde kalıcı olursa sıkıntı yok. Problem değil. Gene aynı şekilde %30'luk, %40'lık potansiyelle aşağı yukarı hareketlerle bu kanal aralığında devam edebilir demektir. Kanalın en üst limitleri bakın şu an ulaştığı seviyeler var ya işte buralar. 16'lı seviyeler yani temas noktasına göre 19'lu seviyeler artık ne kadar sürede gelecekse ama kanalın dipleri diyorsanız şu an dip oluşturmuş olan yeri işte burası. 5'li seviyeler. Ben buralara gelir demiyorum altını çiziyorum. Ama kanal limiti bu işte. Aradaki fark neymiş bakalım. Ne kadarlık bir limit farkı var? Arada 2,5 katlık bir limit farkı var. Dip noktasıyla iki, evet hemen hemen 2,5 katlık. Dip noktasıyla altı arasında 2,5 katlık bir potansiyel farkı var. Ama şu an bakın Sanko hissesi şu gördüğümüz kanal var ya bu kanalı çok sağlamlaştırmış. Bu ne demek oluyor? Şu aşağıdaki desteklerini de test edebilir. Bakın kanalın devamında olan şu aşağıdaki desteklerini eğer aşağı kırılım devam ederse, yukarı atamazsa aşağıdaki desteklerini test edebilir. Bu destek üç destekler ama. Buradan tepki alımı da yapabilir. Biz bunları verelim. Bakın şöyle birazcık daha büyütürsem daha net görebilirsiniz. Gördünüz mü? Hemen desteğin hemen altında kalmış. Bakın burada bir kere desteğin altında kalmış ama hemen toplamış. Orada durmamış ama burada desteğin altında kalıvermiş. İşte bayram dönüşü, bayramdan sonraki endeks açılışında bu hisseyi çok sıkı takip edin. Takip hisse sahipleri ya da hissedarları diyeyim artık. Takipçilerim hangisinin hissesi varsa. Yukarı atması lazım. Bizim beklentimiz bu. Ama yukarı atmazsa bilin ki şu aşağıdaki desteklerini test edecek. Evet, Sanko hissesinin destek ve direnç noktalarını verelim. Ama şunu söylemem lazım. Bakın büyüttüğün zaman çok iyi net anlaşılacaktır. Sanko hissesinin kaldığı yer şu an çok kritik bir yer. Çok kritik bir yer. İşte burası. Bakın desteğinin, bu kanal desteğinin hemen altında kalmış. Altında kaldığı zamanlarda bakın birkaç kere kaldığı olmuş ya da temas etmiş. Hemen toplamış, hemen toplamış. Yıllarca bu kanalı korumuş. Ancak şu an altında kalması ne demek? Şu aşağıdaki güçlü desteğini test edebilir demek. Yani pazartesi işte artık endeks açıldığı gün bayramdan sonraki hafta bu hisseyi sahip olan hissedarlar ya da hisseyi almaya düşünen takipçiler için takip edeceği kritik nokta budur. Üzerine atabiliyor mu? Öncelikle şu anda bulunduğu değerin yeşil yakıp üzerinde atabiliyor mu? Kalıcı olabiliyor mu? Oraya bakmak lazım. Şurası işte. Bakın kaldığı yeri burası. Hissenin aşağıdaki destek noktaları nedir?
7.35. 7.35'in, evet, 7.35. Yedi otuz beşin kırılması halinde ne var? 6.81'i var. 6.81'in de kırılması halinde sonraki desteği 6 5.36. 5.36 var. Yukarıdaki hisseyi takip edeceğimiz kritik direnci bu işte. Burayı vermem lazım ama burası çok önemli. Buranın üzerinde kalacak mı işte, bizim beklentimiz bu. Neresi? O da 6 9.60. 9.60'ın üzerinde kalacak. 9.60'ımız var ki. 9.60 ne var yukarıda kırarsa, eğer yapabilirse. 11.78, evet, 11.78. Orada kırması halinde hissede ne beklenebilir? 13.31. Bunları da yazalım. Hissenin yukarıda neyi vardı? Yukarıda bir kere 9.60'ı kırıp üzerinde kalması lazım. En çok sıkı takip edeceğimiz direnç noktası bu. Sonra 11.78'i var. Zaten bunlar, bu 9.60'ı kırarsa gündeme gelecek rakamlar. Kıramazsa bu rakamların geçerliliği de olmayacak. 13, aşağıdaki rakamları görme potansiyeli artacak. 13.31'i var. Aşağıdaki eğer kıramazsa, 9.60'ı kırıp üzerinde kalamazsa, işte aşağıdaki görebileceği sıkı destek noktaları, sağlam destek noktaları 7.35. 7.35'i de kırarsa eğer, 7.35 geç sağlam bir yerde kırarsa 66.81'i var. Oranın da kırılması halinde 5.36. Gözlemlenebilir. İşte burada bizim takip edeceğimiz kritik çizgi burası işte arkadaşlar. Burayı kırıp üzerinde kalabilecek mi? O önemli. Kıramazsa işte şu sağlam, çok sağlam desteği bu. Bakın şuradaki destek. Hisse için sağlam bir destek. Biraz daha küçültürsen daha iyi. İşte bu kanal desteği. Çok sağlam bir destek. Muhtemelen buralarda da tepki alımı yapabilir. Bu kanalın altına zaten getirirlerse sıkıntı oluşturabilir, bilginiz olsun. Sıkıntı oluşturur. Bizim için sıkı takip edeceğimiz kanal çizgisi bu olması lazım. Burayı altında kaldığı zaman. Evet, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analize görüşürüz. Hoşça kalın.